Kıymetli arkadaşlarım, yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. KPSS sınavına yönelik eğitim videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen emeğe saygı adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın kıymetli dostlarım. Tarih dersimizle ilgili Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi Part 2. Yine bu eğitim videomuzda da 10 tane olacak şekilde, 10 tane soru olacak şekilde ayarladım kıymetli dostlar. Sorularımızın çözümüne hemen vakit kaybetmeden geçelim. Demişiz ki aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'de yer alan konulardan biri değildir diye sormuşuz. Misak-ı Milli karşımıza fazlasıyla çıkacak bundan sonraki kısımlarda da ya da konularda da. Manası milli yemin demek arkadaşlar. Şıklara bakıyorum. Misak-ı Milli'de hangi konu yer almamış? Bakıyorum, ulusal sınırlar, elveyi selaset, dış borçlar, ulusal egemenlik, kapitülasyonlar şeklinde vermişiz ya da ulus egemenliği. Arkadaşlar, Misak-ı Milli'de ulusal sınırlardan söz edilmiştir. Özellikle burada Erzurum Kongresi'nde alınan bir karar var. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar Misak-ı Milli'de aynen kabul edilmiştir ve önemli bir detaydır. O yüzden ulusal sınırlardan Misak-ı Milli'de söz edilmiştir. B seçeneğinde yer verilen Elveyi Selase illeri biliyorsunuz Kars, Ardahan, Batum arkadaşlar. Bu sıklıkla Vilayet-i Sitte illeriyle karıştırılan bir konu. Vilayet-i Sitte Mondros Ateşkeş Antlaşması'nda arkadaşlar. Orada 6 tane il. Yani vilayeti sitte illeriyle Elveyi Selase'yi karıştırmayın. Elveyi Selase'de 3 il var. Kars, Ardahan, Batur. Nedir hocam bunlar? Buralarda halk oylaması yapılacak. Misak-ı Milli kararlarına göre. Dış borçlar aynı şekilde. Kapitülasyonlar aynı şekilde. Bakın örnek veriyorum. Burada yer vermediğimiz mesela Batı Trakya, azınlık hakları, Araplar. Yine bu konular Misak-ı Milli'de yer alan konular arasındadır. Ancak Misak-ı Milli'de ulus egemenliğinden söz edilmemiştir arkadaşlar. Önemli bir bilgi ve önemli bir detaydır. Cevabımız dolayısıyla D seçeneği. Evet, bir sonraki sorumuz bilgi sorusu. Yukarıda hakkında bilgi verilen kişi kimdir diye sormuşuz. Bakıyorum, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda gösterdiği başarıdan dolayı Hamidiye kahramanı olarak tanınmıştır. Bakın birinci kilit noktam burası. Hamidiye kahramanı. 1918 Ekim'inde Osmanlı Devleti'nin Bahriye Nazırı olarak görev yapmıştır. İkinci soruyu çözeceğim yer burası. Çöz artık hocam. Mondros Mütarekesi'ni hükümet adına imzalayan kişidir. Baktığımız zaman bir antlaşmayı hükümet adına imzalamış bir kişi. Nedir bu antlaşma? Mütarekenin diğer adı antlaşma biliyorsunuz. Mondros Ateşkeş Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi. Burada sözünü ettiğimiz kişi Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Özellikle soruyu çözeceğiniz kısım Hamidiye kahramanı olarak bilinir ve sıklıkla karşımıza çıkar. Bu şekilde zaman zaman Atatürk'ün silah arkadaşları ve belli başlı kongrelerde ya da ilgili kısımlarda görev almış kişileri öne zaman zaman çıkaracağız. Hem bu şekildeki soru çözümlerimizde hem de ilerleyen zamanlarda deneme çözümlerimizde. Cevabımız B seçeneği Rauf Orbay. Üçüncü soruda ilk defa demişiz vatan sınırlarından nerede bahsedilmiştir? Nokta atış bilgi sorusu. Zaten direkt kararı söyledik. Burada amaç ezber yapmak değil. Dedik ki ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Nerede aldık biz bu kararı? Erzurum Kongresi'nde arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bir sonraki soruda yukarıda hakkında bilgi verilen kongre aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuşuz. Bakıyorum Hacım Muhittin Bey toplamıştır. Mustafa Kemal bu kongreye katılmamıştır. Bakın önemli bir bilgi. Buradan çözebilirim soruyu. Batı cephesi kurulmuştur demişiz. Bakıyorum cevap Pozantı Kongresi olamaz çünkü Mustafa Kemal'in katıldığı son kongreydi hatırlayın. Erzurum Kongresi'nde zaten Mustafa Kemal başkanlık yaptı. Aynı şekilde Afyon Kongresi'ne katıldı. Sivas Kongresi'ne katıldı. Hatta ilerleyen zamanlarda değineceğiz. Sivas Kongresi'nde
tartışılan konulardan bir tanesi de kongre başkanlığıdır arkadaşlar. Bir kişiyle burada kongre başkanlığı tartışmasına girildi. Yani bir tartışma konusu oldu bu. Hangi kişiyle girdi? Yarın öbür gün karşınıza soru olarak çıkartacağım. Ancak E seçeneğinde yer verilen Balıkesir Kongresi yukarıda verilen şartlara bakın uyuyor. Zaten katılmamıştır dediği için diğer şıklarımı doğrudan eledim. Çünkü Mustafa Kemal bu kongrelere katıldı. Ancak biliyorsunuz Balıkesir ve Alaşehir kongrelerine Mustafa Kemal Atatürk katılmadı kıymetli arkadaşlar. Özellikle buradaki isme de dikkat edelim olur mu? Hacım Muhittin Bey Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasında rol oynamıştır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak. Evet, aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in İstanbul'un işgaline karşı aldığı önlemlerden biri değildir diye sormuşuz. Evet hocam, İstanbul'un işgalinden kastın ne? Biliyorsunuz 16 Mart 1920'de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi ve Mustafa Kemal'in de aldığı bir takım önlemler var. A şıkkında demişim ki savunma birliklerinin oluşturulması. Esasında burada ne diyelim? Düzenli ordu değil, bunun tam zıttı. Huvayi Milliye Birlikleri. Huvayi Milliye Birlikleri. Biliyorsunuz bunlar düzensiz birlikler arkadaşlar. Düşmanı ancak geçici bir süreliğine durdurabilir. Ancak şöyle bir detay var. Soruda bize Mustafa Kemal'in İstanbul'un işgaline karşı aldığı önlemlerden biri değildir diyor. Huvayi Milliye ya da savunma birlikleri bu tarihten önce kurulduğu için cevabımız A seçeneği olacak. Onun dışında Geyve ve Ulukışla demir yollarının tahrip edilmesi, evet bu yollar neden tahrip edilecek? Çünkü İtilaf Devletleri Anadolu'ya silah sevkiyatı yapamasın diye. O yüzden bunu eliyorum. Yine İstanbul Hükümeti ile tüm haberleşmelerin kesilmesi, asayişi bozanlar hakkında yasal işlem yapma, ya da Anadolu'daki İtilaf Devletleri subaylarının tutuklanması, bunların tamamı İstanbul işgaline karşı alınan önlemler arasında yer almakta. Ancak düzenli Kuvayi Milliye Birlikleri, özür diliyorum, bu tarihten önce kurulduğu için cevabımız A seçeneği olacak kıymetli dostlarım. Evet, Batı Anadolu'da Galip Hoca takma adıyla Reşad-ı Sani lakabıyla kongreler düzenleyen kişi kimdir diye sormuşuz. Detay bir soru sormuşuz ama 2 ya da 3 yıldır ÖSYM lisansta sürekli soruyor arkadaşlar. Farklı şekillerde önümüze getirip soruyor. Bazı zamanlarda başkanlıkla, bazen ince bir konunun içindeki detaydan alarak soruyor. Dolayısıyla kimi soruyor? Celal Bayar'ı soruyor. Cevabımız E seçeneği olacak. Özellikle Galip Hoca takma adını unutmuyorsunuz. Lakap olarak da Reşad-ı Sani. Bu birazcık detay olabilir. Ama Galip Hoca kolaylıkla Celal Bayar'ı yakalayabileceğiniz kısım olsun. Cevabımız E seçeneği. Evet, Amasya görüşmeleriyle ilgili bir sorumuz var. Demişiz ki Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetini kim temsil etmiştir diye sormuşuz. Kıymetli dostlarım, Amasya görüşmeleri İstanbul hükümetiyle temsil heyeti arasında oldu. Burada tabii ki de her ikisinde temsil edenler var. Temsil heyetini Mustafa Kemal, İstanbul hükümetini de Amasya görüşmelerinde Salih Paşa temsil etmiştir. Soru da bize İstanbul hükümetini sorduğu için Salih Paşa'yı arayacağım. Nerede var? Cevabımız B seçeneği. Yine bakın, burada şu detaya da değinmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Amasya genelgesinin bir diğer adı Amasya Tamimi'dir. Değil mi? Ve Amasya görüşmelerini de bir başka kaynaklarda, denemelerde Amasya mülakatı şeklinde de karşınıza çıkabilir. Farklı bir şey düşünmüyorsunuz. Aynı şeyi kastediyoruz. Yani Amasya görüşmelerini. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet, hem toplanış amacı bakımından hem de aldığı kararlar açısından ulusal nitelik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz.
Burada aklınıza iki kongre gelmesi lazım. Çünkü özellikle bu özellikleriyle birbirinden ayrılan kongreler, biliyorsunuz toplanış amacı bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal olan kongre hangisi? Erzurum Kongresi. Yani düşerseniz bu şıkka düşersiniz. Diğerlerini doğrudan elediğinize inanıyorum. Her açıdan ulusal olan kongre Sivas Kongresi'dir kıymetli dostlarım. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Buradaki temel amaç da nedir? Milli mücadeleyi tekelden yürütmektir. Cevabımız A seçeneği. Evet, dokuzuncu sorumuz. Temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi zafer aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Şıklara bakıyorum. Manda ve himayenin reddedilmesi, manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi. Biri Erzurum Kongresi'nde, kesin olarak Sivas Kongresi'nde biliyorsunuz reddediliyordu. Ancak temsil heyetinin, ki temsil heyetinin diğer ismi de bu arada heyeti temsiliyedir arkadaşlar, ki farklı kaynaklarda karşınıza çıkar ama aynı şeyi ifade ediyoruz. Bunu da unutmayın. Şimdi bu iki ifadeyi verdi bize, ancak İstanbul hükümetine karşı kazanılan ilk zafer değil bunlar. Tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi. Evet, bir ulusallıkla alakamız var ama siyasi zafer diyor. Elazığ valisi Ali Gayip'in Sivas Kongresi'ne gidecek delegeleri engellemesi, ki bu bir kere zafer değil, bunu doğrudan eleyebilirim. Ancak bakın, D seçeneğinde Padişah Vahdettin'in damat Ferit'i görevinden alarak yerine Ali Rıza Bey'i veya Ali Rıza Paşa'yı getirmesi, evet, heyeti temsiliyenin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi zaferdir. Hocam, D seçeneğine bir daha bakıyorum hocam. Soru içinde soru barındırıyoruz. Bakın. Padişah Vahdettin damat Ferit'i görevden alarak yerine kimi getirmiştir? Nokta atış bilgi sorusu. Kim? Ali Rıza Paşa. Biz size bunu ne yapmışız? Hazır vermişiz. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet, son sorumuzu da çözüp bu eğitim videomuzu burada tamamlayalım kıymetli dostlar. Demişim ki Sivas Kongresi ve kararları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Erzurum Kongresi kararları genişletilerek kabul edilmiştir. Evet hocam, ilk önce hangisi kronolojik sıralamada? Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi'nde bu kararlar genişletilerek kabul edilmiştir. Doğru. Manda ve himaye kesin ibaresini görüyorum. Kesin olarak reddedildi. Doğru. Sivas'ta Albayrak adında bir gazete çıkarılmıştır. Veya çıkarıldığı ibaresini kullandık. Evet, Sivas'ta bir gazete çıkarıldığı doğru. Ancak bu gazetenin adı Albayrak gazetesi değil arkadaşlar. İrade-i Milliye gazetesi. Yanlış olan seçeneğimiz o yüzden C seçeneği. Toplanış amacı ve aldığı kararlar açısından ulusal bir kongre. Evet, her açıdan ulusal olduğunu söyledik. Tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Peki, videonun sonunda ben sizlere bir başka soru soracağım arkadaşlar. Özellikle son maddeyle ilgili. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nde alınan karar, şöyle diyelim. Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi milli mücadelenin tek elden yürütüldüğüne dair kanıt oluşturur? Hangisi oluşturur? Tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi. Bakın, özellikle neden tek elden diyoruz? Neden tek elden diyoruz? Zaten açık açık bu ibareyi vermiyor mu bize? Tüm cemiyetlerin sadece tek bir cemiyet adı altında toplanması. O yüzden tek elden yönetim söz konusu olacak. Yani milli mücadele tek elden yürütülmeye çalışılmıştır bu hususta. Yani kıymetli dostlarım, burada farkındaysanız sorular içinde sorduğum bir tane soruyu mesela başka bir soruda şıklarda kullanmaya gayret ediyorum ki konuyu her açıdan anlayıp yorumlayın diye. Özellikle bunun için de soru çözümlerimi öncelikli olarak konu konu çözmeye özen gösteriyorum. Umarım faydası oluyordur. Bu PDF dosyalarını aynı şekilde sizlerle de paylaşacağım videomun altında. Emeğe saygı adına beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.